halifeliğinden önce, yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat etmeden önce yaşamış olduğu mahalle insanlarına hizmet etmeyi kendine sorumluluk bilen nadide insanlardan bir tanesi. Kocası vefat etmiş. Allah yolunda cihad ederken şehit düşmüş. Elden ayaktan düşmüş yaşlı kadınlara ve yetim çocuklara merhametle yaklaşan, onların hayvanlarını sağan ve kendi elleriyle ikram eden bir Ebubekir radıyallahu anh'ten bahsedeceğiz. Hilafet makamına getirilir, halife olur. Kadınlar, o yaşlı annelerimiz, ablalarımız bir araya gelirler. Hazreti Ebubekir'den bahsederler. Şimdi o adam makam mevki sahibi oldu. Bize hiçbir karşılık beklemeden hizmet edecek adam gitti diye üzüntülerini ifade ediyorlar. Bu ifadeler Hazreti Ebubekir'in kulağına geliyor. İşitiyor. Bir gün hiç beklemedikleri bir anda bir kapı çalıyor. Kızcağız, küçük bir kız. Kapıyı açtığında bir anda bağırmaya başlıyor. Hayretler içerisinde, anne, koyun sağan adam geldi diyor. Küçük kız. Ha, bizim Rümeysa gibi. Koyun diyor sağan bir adam geldi diyor. Annesi koşuyor heyecanla. Kapıyı araladığında bir bakıyor ki karşısında Hazreti Ebubekir radıyallahu an utanıyor. Sıkılıyor. Mahcup oluyor. Kızını da azarlıyor. Vah diyor sana diyor. Kızım diyor, Resulullah'ın halifesi diye seslenseydin ya diyor. Edepsizlik yaptın tabir yerindeyse. Hazreti Ebubekir radıyallahu an bu ifadeyi duyunca boynu hemen eğiliyor. Tıpkı Resulullah gibi. Sonra diyor ki bırak diyor ona. Rahat bırak. Allah'a sunduğum, Allah'a arz ettiğim, Allah için yaptığım en güzel amelim ile beni diyor vasıflandırdı diye. Subhanallah. En sade, en samimi. Ya Ebu Bekir radıyallahu anh. Sen ki cihad etmiş bir adamsın. Sen ki Allah Resulüne ilk iman edenlersensin. Müşrikler senin kapına koştuklarında bak senin arkadaşın delirmiş. Bir akşam vakti Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya gittiğini iddia ediyor. O dediyse doğru deyip de sıddık makamına ulaşan Ebu Bekir radıyallahu anh. Diyor ki beni en güzel amelimle diyor vasfetti. Allahu Ekber. Ve o adam halifeliğin birinci günü ilk defa Resulullah'ın minberine çıkar. Ne der biliyor musun Enes kardeş? Der ki beni buraya çıkartan sizden daha faziletli olmam asla değildir. Allahu Ekber. Yani ey nefsim, sakın ha sakın, ey Ebu Bekir, sen ki koskoca halife, Müslümanların reisi, Müslümanların başı adamsın. Sakın ha sakın. Önce nefsine sesleniyor. Beni buraya çıkartan bir fazilet değildir. Sonra kardeşlerine söylüyor. Aman ha diyor, şu makamlar var ya, fazilet makamları değildir. Yarın vakıf başkanları olacaksınız. Derneklerde başkanlık yapacaksınız. Mescitlerde insanlara namaz kıldıracaksınız. Cihat meydanlarında kumandan olacaksınız. Hangi makama getirilirseniz getirin, bu sizin bir faziletiniz değil, bir işinizdir. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh kardeşlerine bunu hatırlatıyor. Aman ha, çarşıda beni görürseniz ellerinizin üstünde taşımayın. Zira ben normal bir vazifeyi icra ediyorum dercesine bir sözdür. Allahu akbar ve lillahi'l hamd.